Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok 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 kolay bir motif modeli çalışacağız. Ben bunu küpede kullandım ama siz her yerde kullanabilirsiniz. Çok değişik tasarımlar yapabilirsiniz bununla. Çok kolay ve gösterişli. Sadece sık iğne ve zincir yapabilen, herkesin yapabileceği, özellikle yeni öğrenen kişilerin yapabileceği bir model çalışacağız. Şimdi iplerim merserize tarzı ipler, Alize'nin iplerinden. Şimdi siz evde hangi ipiniz varsa, hangi renkte ipiniz varsa onunla yapabilirsiniz. Benim iplere uygun olarak 7 numara 1,3 milimetre tığım var. Dediğim gibi siz her kalınlıktaki iple yapabilirsiniz. Her şekilde kolay ve güzel duracak bir model. Çok da kolay. Hemen yapmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi mavi ipimi alıyorum özellikle, bakın. Şu şekilde tutuyorum parmağımda. Bir, iki, üç, dört, beş, yedi, dokuz, on, 11, 12, 13 kez sarıyorum. Daha sonra dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. İpimi içinden geçiriyorum. Sıkıyorum. Bir tane de zincir yapıyorum. Daha sonra yine içine batarak şöyle parmağınıza taktırın, birazcık daha kolay olur. 1, 2, 3, 4, 5. Sadece sık iğne yapıyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tane sık iğne yaptım buraya. Daha sonra ilk göze geliyorum, batıyorum, kapatıyorum, bir tane zincir çekiyorum. Evet arkadaşlar, sonra kesiyorum buradan ve ipimi alta doğru saklıyorum. Ve kesiyorum buradan. Şimdi diğer renkteki ipimi alıyorum. Dediğim gibi her renk iple her şeyle yapabilirsiniz. Bunu çok kolay. Şimdi ilk başladığım ilmeğe geliyorum. İpimi takıyorum. Arkadan tutup takıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Sonra bu ipi tutuyorum yine arada. İlk sık iğnenin tam tepesine batıyorum ve çekiyorum. Battım ve bir seferde çektim. Bir zincir yapıyorum. Yandaki sık iğnenin tepesine geliyorum. Çekiyorum. Bir zincir. Yandaki sık iğneye geliyorum. Çekiyorum.
Şimdi 3 tanemi yaptıktan sonra ipimi kesiyorum buradan. Daha sonra aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. Bir zincir battım, çekiyorum. Bir zincir battım, çekiyorum. Bütün sık iğnelerin üzerine aynı şekilde yaparak gidiyorum. Bakın bu şekilde bir görüntüsü oluyor. Sıkmayın yalnız. Sıktırırsanız bozuluyor. Gevşek tutun tığınızı. Evet, bu şekilde başa kadar geliyorum. Evet. Sona kadar geldim. Bir zincir yapıp ilk başladığım yere de batıyorum. Bir zincir yapıp bitiriyorum. Yine kahverengimi de arka tarafa saklayacağım şimdi. Evet, şimdi bunları da kesiyorum artık buradan. Evet arkadaşlar, bu şekilde yuvarlak bir halkamı oluşturdum. Kenarlarında zikzakları olan bir halka oluşturmuş oldum. Şimdi eğer küpe yapmak isterseniz bunu, pensemi alıyorum. 2 tane de halka alıyorum. Birini açıp en uçtaki gözden geçiriyorum ve kapatıyorum. Daha sonra ikinci bir halkayı alıyorum. Bayağı sert bunlar. İçinden geçiriyorum halkamın. Ve küpe aparatımdan da geçiriyorum. Ve kapatıyorum. Daha sonra küpem hazır arkadaşlar, bu şekilde. Hemen yanına bir tane daha yapabilirsiniz. Spor olarak spor kıyafetlerin üzerine takabilirsiniz. Kotların üzerine, yazlık elbiselerin üzerine takabileceğiniz çok hoş bir küpe modeli yapmış olduk. Siz bunları isterseniz farklı şekillerde yapıp farklı şekillerde kare şeklinde de ekleyebilirsiniz. Bu şekilde çantalar yapabilirsiniz. Çantalarınıza süs yapabilirsiniz. Birçok yerde kullanabileceğiniz bir model olmuş oldu arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.